Peki Tanrı eğer varsa hem varlığının tüm kanıtlarını bizden gizleyip hem de bizlerden kendisine inanmamızı bekliyorsa bundaki amacı nedir? Şimdi Allah melekleri yarattı. Katrilyonlarca. Hepsi Allah'a inanmaya mecbur yaratılmış. Yani kötülüğü bilmiyor, yapamıyor. Allah'ın aşk anlayışında, sevgi anlayışında bu yok. Yani doyurucu değil. Mutlak doyurucu aşk, insanla oluşan aşk oluyor. Serbest şuurla kendisini sevilmesini istiyor. Yani bu insan aklı tarzında sevilmeyi istiyor. Yalnız dün bir arkadaşımla konuştum. Ya diyor hocam diyor Allah diyor o kadar merhamet ediyor işte kedinin yavrusuna bile merhametinin işte binde birini vermiş. Şu kedi yavrusunu seviyor diyor. Allah diyor insanı diyor işte suçlarından dolayı cehennemde yakar mı diyor. Ya kardeşim Allah düz mantıkla o hareket ediyor. Öyle bir şey yok. Ya o zaman adalet olmaz zaten. Yani zalime merhamet ediliyorsa, ediyorsa Cenab-ı Allah, mazlumu ve güzel ahlakın güzel ahlaklı olmasının bir anlamı kalmıyor. Onun için Allah zalimin kafasını eziyor ve dünyada bunu görüyoruz biz. Yani dünyada yaşanan dehşeti görüyorsunuz. E bunu Allah yapıyor. Öyle zannettikleri gibi yani yaşlı böyle hemen insanları affeden bir yaşlı gibi görüyorlar. Haşa Allah'ım. Öyle değil. Allah mutlak mantıkla hareket ediyor. Zaten söylüyor yani tam karşılığını veririm diyor. Yaptığı hatanın diyor. O yüzden yani böyle bir şeye güvenip kendilerini kandırıp günah bataklığına hiç kimse girmez. Açıkça söylüyorum.